Selamünaleyküm arkadaşlar. Aksaray'da şu an Çanlı Kilise'nin mekanındayım arkadaşlar. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Sizlere öyle bir mekan çekeceğim ki arkadaşlar, burası öyle bir gizli yerde kalmış ki Çeltek köyünden geldiğiniz zaman, Doğan Tarla'dan Çeltek'e döndüğünüz zaman Çeltek köyünden buraya biraz daha geleceksiniz. Aksaray tarafından da Lale Bağları'ndan bayağı bir yol kat edeceksiniz. Organize tarafında burası. Organize'nin sol tarafına düşüyor. Aksaray, Kapadokya, yani gerçekten Kapadokya incisi diyebiliriz. Bir Nevşehir anılıyor Kapadokya'yla. Sizlere bu sırrı çözdüm. Çünkü buralardaki Kapadokya'nın harikalığını izleyin arkadaşlar. Bulunduğum mevki, ana kameramı çevirip sizlere detaylı bir göstereceğim. Bakın. Şu an organizeyi görüyorsunuz. Burası organize. Sanayi Aksaray. Bu mekan öyle bir gizli kalıyor ki arkadaşlar, kimse bilmiyor. Hasan daha bugün puslu biraz ama yine de sizlere biraz zoomlayayım. Buradan bu şekilde gözüküyor. Gelin sizi fazla bekletmeden detaylı bir video çekelim. Bu mekanı gelip gezin arkadaşlar. Canlı gözle daha bir güzel oluyor. İzlerken de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de yeni keşfediyorum. İnşallah köpek möpek yoktur. Detaylı bir video olacak. Burada üst taraflarda tahminim burası kapalıymış. Uçmuş. Güvercinlikler oyulmuş. Buradan bir mekana giriliyor. Çok büyük, süslemeli bir mekan. Kapı girişi muhteşem bir güzelliği var. Sağında solunda han usulü. Gelin bir içeriye girelim. Detaylı bir video olsun. Yükseklik bayağı yüksek. İki katlı. Yaklaşık 6-7 metre yükseklik var arkadaşlar. Han gibi yani. Çobanlar burayı kendileri mekan olarak kullanmışlar. Burada bir mekan var. Büyük bir oda. Sağ tarafına gidelim. Oo, muhteşem yükseklik, büyüklük. Üst katta çıkış var arkadaşlar. Bakın buradan delik var. Artık güzel bir işçilik harcanmış oraya. Mekan. Buradan bu tarafa bir geçiş daha var. Ama benim şu an vaktim kısıtlı. Çok büyük arkadaşlar. Gelin biraz daha sol tarafa doğru gidelim. Çanlı Kilise'nin tarafına doğru. Burası da dışarıdan kapanmış. Buralar kapalıymış ama erozyon olup uçmuş. Burada mezarlıklar mı var arkadaşlar? Evet, şurada mezarlıkları görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. 4 tane mezarlık var. Burası kiliseymiş arkadaşlar. Kilisenin sütunları da uçmuş. Bunlar ta şuraya kadar geliyormuş. Şimdi büyük papazın yeri herhalde burası. Küçük papaza da burasıymış arkadaşlar. İki tane. Böyle mekanın muhteşem bir işçilik var arkadaşlar. Bu mekandan diğer bir mekana kazı yapmışlar burada defineciler. Artık buldular mı bilmiyorum. Kiliseden çıkıyorum. Şu an büyük bir alan burası. Sol tarafa doğru gidiyorum. Şimdi sol tarafa şuradan geçerim herhalde. Göz göz iki katlı aslında. Üst katlarına çıkamadığım için gezemiyorum.
Burada da bir tane mekan var. Küçük bir yaşam alanı mevcut. Buradan basamaklar var. Nereye? Beş dakikayı doldurduk. Şimdi bir alan daha çıktı bize, büyük bir alan. Burası da uçmuş arkadaşlar. Şimdi üstü erozyon olmuş. Güvercinlikler tahminim. O, bu mekanda güvercinler yaşıyordu. Göz göz. Güzelyurt'ta da vardı böyle güvercinlikler. İdarecilerimiz bu alanlara turizme kazandırmalarını istiyorum. Bakın burada da bir şey, simge, haç simgesi var. Gelin bakalım, bir de buraya gezelim. Buralar toprak altında kalan noktalar var. Girmek çıkmak çok zor. Şuradan bir yol daha gidiyor. Buradan bir bakalım bakalım gidere. Buradan gidiyor arkadaşlar. Daha değişik, alt kata indik. Allah Allah. Evet, burada bir mekan. Çok güzel yerlermiş arkadaşlar. Çok büyük. Az önce giremedim dediğim yere buradan geçiş varmış. Burada da bir tane yaşam alanı var. Şuradan çıkalım bakalım. Burada da üst kata geçiş noktası. Burası karanlık. Bir yere gidiyor mu? Yok, gitmiyor. Burası sadece bir oda. Burada da kilit sistemi varmış. Değirmen taşı yok. Kırmışlar değirmen taşı. Oh, yoruldum. Şuradan da o mekana iniş. Az önceki girdiğim noktaya. Burada herhalde kiliseymiş. Üstünde havalandırma yeri var. Ya da yaşam alanı. Burada da bir tünel var. Bir yere gitmiyor. Allah Allah. Çok esrarengiz yerler var arkadaşlar. Burada uçuk yaşamış. Şurası mesela ki bu üstü kapalıymış arkadaşlar. Burası göçmüş. Yani şu gördüğünüz toprak göçük. Yaşam alanları ön taraftaki kısım uçmuş. Evet. Burada da büyük bir alan var. Harika arkadaşlar. Çok güzel yerlermiş. Yani gelip gezmeyi tavsiye ederim. Burası çok sapa yerde kaldığından buradan şuraya geçiş var. Bakın. Buradan aşağıya geçiş var. Buradan yukarıya geçiş var. İnşallah köpek köpek çıkmaz. Abi burada gidiyor. Burada kocaman bir oda daha var arkadaşlar. Telefonun aydınlatmasını da açmadık. O da yeterliydi aslında. Bilsem feneri de getirirdim ama. Ben sadece Çanlı Kilise'yi gezecektim. Çanlı Kilise'nin etrafında bir sürü yaşam alanı varmış. Oh, yoruldum. Gelin bakalım biraz daha sol tarafına doğru gidelim. Buralar göçük yaşayınca işte burada bir tane daha mekan. Burası sadece bir oda gözüküyor. Defineciler burayı kazmış arkadaşlar. Aşağı doğru inmişler. Oo, gidiyor. Ama ben gidemem. Ben oraya indim mi orada kalırım. Sıkışırım. Gelin biraz da bu tarafa. Evet, bu mekanın da kilisesi varmış arkadaşlar. Oo, harika sütunlar. Tavanda öyle değişik süslemeler. Bakın. Muhteşem güzelliği. Sütunlar burada sağlam. Diğer kilisenin
Çanlı Kilise dedik ama burada onlarca kilise varmış. Harika bir sistemi gerçekten. Burada papazın durduğu nokta arkadaşlar. İşaretler var burada. Tavan muhteşem. Buranın işçiliği daha güzelmiş. Daha güzeline gideceğiz. Süslemeler görüyorsunuz. Bakın. Ahenk. Gelin bakalım biraz daha sol tarafa. Asıl Çanlı Kilise'ye doğru yol kat edelim. Büyüğü, kilisenin en büyüğü orada. Burada da bir yaşam alanı var. Bu mekanı görün. Bak şöyle uzağından. Burada böyle bir yaşam alanı var arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakikayı geçtim. Daha Çanlı Kilise'ye gitmem. Bayağı mesafem var. Oraya kadar da hiçbir mekanı kaçırmak istemiyorum ama burada da bir uçuk yaşanmış. Bakın bence arkadaşlar uçmuş. Şurada da bir mekan var. Bakın buralar yaşam alanları. Uçunca tabi altta kalan noktalarda defineciler araştırma yapmışlar. Buldular mı bilmiyorum. Burada da bir aynı öyle bir mekan. Kafile yaşamışlar tahminim. Ya kabileydi bunlar. Bakın burada da böyle üstü uçmuş. Hasan Dağı'nın etekleri sayılır. Helva Dere'ye gözüküyor buradan. Aynı yine böyle büyük bir mekan çıkıyor gene. Bakın havlusuyla falan. Üçüncü mekan böyle. Büyük alan olarak. Şuradan soldan gidelim. Bir bakalım. Evet. Buradan soldan gidiyoruz. Burada esrarengiz yerler çok. Açılması gerekiyor. Burada küçük bir alan var. Böyle muhteşem güzel yerler arkadaşlar. Kendinize vakit ayırın. Bu tür yerleri kaçırmayın. Siz de gezin, dolaşın. Burada büyük bir alan. Oo! Küçücük gördüğümüz yer arkadaşlar. Muhteşem büyük. Buraya inmem lazım. Harika. Ben küçücük gördüğüm kapı noktası kocamandır. Oo. Çift katlı hem de. Oh. Aydınlatmam olmamasına rağmen dışarıdan gelen güneş ışığıyla sizlere video çekiyorum. Tam güneşte yatımına burada. Burada bir mekan daha var arkadaşlar. Evet. Büyük bir alan arkadaşlar. Burada da sağa sola gidiyor. Karanlık olduğu için giremedim. Burada da bir tane yaşam alanı. Ondan sonra bu mekan da çok büyük arkadaşlar. Yaklaşık 6 metre yükseklik var. Şuradan geri çıkabilir miyim bilmiyorum. Evet. Sürünerek çıkacağım. Çıktım. Buradan daha devam ediyor arkadaşlar. Ben bir Çanlı Kilise zannediyordum. Aynı bizim Kızıl Kilise gibi. Boşlukta ben... Bak burası da arkadaşlar şey, kilisenin hutbesi tahrip olmuş ama bu gözler ben akıl erdiremedim. Ama güvercinlik olsa kilisenin içinde olmaz. Ama her yer göz. Yani bunlar artık buralara kendileri bir şey mi koyuyorlardı bilmiyorum. Buradan daha gidiyor arkadaşlar. Kaçırdığım nokta var mı bilmiyorum vallahi.
Şimdi burada kilise, onlarca ibadethane var arkadaşlar. Bundan yukarıya çıkış var. Şuna bak, geldiğim nokta. Ben zannettim sadece şu bina. Çanlı kilise şu. Daha ona varamadık. Gelin bakalım, gidelim. Şurada kaçırdığım nokta var, sonrayı da çekeyim. Bak, alt katı da var arkadaşlar. Yani burayı arkeologlar güzel bir şekilde, bakın aşağı iniyor, burası da gidiyor aşağıya doğru. Detaylı bir video arkadaşlar. Şu an 15 dakika doldu. Nasıl Çanlı Kilise'ye ayrı çekeyim. Bir mekan daha böyle. Göz göz odacıklar. Büyük büyük odacıklar. Ya, buranın mimarisinde bu güvercinlik değil arkadaşlar bu. Bunlar şey yapmışlar böyle, süsleme mi artık. Burada da büyük bir mekan var arkadaşlar. Küçük gördüğünüz mekanların hepsi çok çok büyük. Bakın. Bakın, burası kocaman bir mekan. Sol tarafında da bir yer var. Şimdi mekanın içinde mekan var. Daha burası gidiyor bak. Bakayım. Oo, kocaman. Daha ileriye doğru da gidiyor. Burada da bir mekan var. Burada da bir odacık. İnanın çok yüksek, bakın. Yaklaşık burası da 6-7 metre. Alan, deyim ben sana, 15 metre uzunluk, 6-7 metre yükseklik. Muhteşem yerler arkadaşlar. Burada da bir mekanına daha girdim. Aşağı kata doğru gidiyor ama aydınlatma yok. Bisiklet lambamı unuttum ya. Ben sadece kilise çekecektim zannediyorum. Bu mekanları hiç bilmedim ben. Görmediğim için. Şurada da bir yere gidiş var arkadaşlar. Ooo, bu tarafa geçiş var. Bakın la, ışık görüyorsunuz. Hep birbirine bağlantılı bunlar. Definecile boş durmamış. Ooo, burada da bir tane kazı yapmışlar arkadaşlar. Her yeri kazmışlar. Bunun alt katı da var. Şu mekanın alt katı var arkadaşlar. Bakın burada ayrıyeten bir oda. Kocaman. Göz göz gidiyor. Evet, bakın. Kocaman alan. Buradan daha ileriye yol var arkadaşlar. Kazmışlar. Gidiyor hala. Tünel devam ediyor arkadaşlar. Aydınlatmam yok. Gidemiyor. Bir sürü yeraltı şehri var arkadaşlar burada. Bakın buradan da öbür tarafa geçit noktası var. Asıl kilise, en büyük kilise Ramak kaldı. Şu mekanı da çekip asıl kilisenin çekimini ayrıyeten yapacağım arkadaşlar. Hep uçuklar yaşamış buralar arkadaşlar. Erozyon olmuş. Evet. Bir de bu mekanı çekeyim. Bu detaylı video. Ama keşfedemediğim noktalar var. Evet, burası da bir küçük bir daha kilise arkadaşlar. Bak, hutbesi uçmuş. Papazların durdukları yerler, sütunlar sağlam. İbadete ne kadar önem veriyorlar. Şimdi biz ibadetimize hiç önem vermiyoruz arkadaşlar. Beş vakit namazımızı kılmamız gerekiyor. Bakın, burada mezarlar var. Bir tane daha mezar var, küçük mezar. Burada bir oda daha var.
iç içe geçiyor. Aydınlatma açık değil. Şimdi bu kiliseden de çıkıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çanlı Kilise. Asıl Çanlı Kilise'ye lamak kaldı. İnanın mükemmelmiş buralar. Burada da bir yer var arkadaşlar. Gidebildiğimiz kadar gidelim bakalım. Merakımız kalmaz. Burada da bir mekan var. Aşağıya geçiş var. Buradan öbür tarafa geçiş var. Oo. Şimdi kilisenin altına doğru mu? Yol var herhalde burada. Evet. Burası daha gidiyor. Burada ne varmış bakalım. Evet. Son durak. Gelin bakalım buradan bir çıkalım. 21 dakika olmuş. Hala Çanlı Kilisenin etrafını geze geze bitiremedim. Evet böyle bir mekan arkadaşlar. Asıl Çanlı Kilise burada. Şimdi Çanlı Kilise'ye ayrıyeten video çekeceğim. Diğer video bakabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.